Bir araç satışında tanıştı. Kendisi araç satıyordu, ona ulaştı almak için. Bu sayede tanıştılar. Duygusal bir boşluktaydı. Her birimizin handikapları olur hayatta. Benim ablam duygusal boşluktaydı. İlgiyi, şefkati gördüğüne inandı, kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı. Fakat sonra gerçek yüzünü gördü ve nişanından 2 hafta içerisinde gerçek yüzünü gördü. Çok zaman yok arada, ayrılmak istedi. İşini bırakmadı. Amacı dediğim gibi ablam araç satarken tanıştılar. Amacı zaten en baştan beri maddiymiş. Senetler imzalatarak evini, arabasını almak için senet imzalatmayı evinde beklemiş. Bakın ultra güvenlikli bir siteden bahsediyoruz. Güvenliğin bizim tarafımızdan ben şahidim uyardığımız almayın içeriye diye ayrılığı takiben. İçeriye giriyor. Kediye mama koysak kapının önüne kızılan bir güvenlikken benim ablamın evinin çilingeli anahtarı değiştiriliyor. 10 gün bekliyor o evde ablamın gelmesine. Agresif yapılıydı. Dışarıdaki insanlara karşı agresif yapılı bir insandı. Zaten biz bunu nişanlandıktan sonra kendi yüzünü gösterdi. O zamana kadar göstermedi. Fark edince ablam ayrılmak istedi. Ablama karşı değil, dışarıdaki insanlara karşı agresif davranışlarda bulundu. Ablam bizim yanımızda memlekete geldi yılbaşı tatili için. Oradaydı. O gün öğlen biz yolcu ettik ablama, evine gitti. Evinde onunla karşılaşıyor, senet imzalatmaya çalışıyor. Ablam imzalamıyor, darp ediyor ablama. Ablam bir şekilde kandırıyor. Diyor ki hastaneye gidelim, kötüyüm. Yolda demek ki anladı ki başka bir hastaneye gitmeyecek, ölecek. Kandırıyor, açım diyor. Ve Oktay Tuzla'yı bilmez ama benim ablam bilir, karakolun dibindeki yemek restorana götürüyor. Orada işte beni aradı. Mesaj atmıyor, arıyor ablam, şifreli konuşuyor. O an yanında olmayan birinin adını söyledi. Bizim yanımızda olmayan birinin adını söyledi. İstanbul'da yaşayan kuzenimizi, ben Samsun'daydım. Ben anladım yanında olduğunu. Polisleri aradım, ben aradım, ihbar ettim. Orada arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp kocasını yollamış ama kurtaramadı. Polisleri görünce gerçekleştiriyor. Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti, varlığı gitti. Gerçekten benim gibi bir insandı. Yolda, arabada bütün gördüğü çocuklara, kadınlara yardım ederdi. Ücretsiz davalarına bakardı. O maddi durumu biz zor okuduk. Maddi durumu yüzünden okuyamayan çocuklara hep burs bağlardı, yardım ederdi. Kadınların öldürüldüğü davalara bakmazdı. Ben biliyorum ki başka kadınlar var. Namlunun ucunda bir yaşam süren başka kadınlar var. Biz o kadınların yanındayız. Ben ablamı koruyamadım ama sonuna kadar o kadınların yanındayım.